Voleybol severler, voleybol ülkesine hoş geldiniz. Vestelin katkılarıyla hazırlanan Sokrates'in voleybol programı. Voleybol ülkesinde yine e, sevgili Neslihan Demir'le birlikte ben Emre Hızcıoğlu. Son derece güzel bir günde sizlerle birlikteyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı e, bugün e, milletimiz için, ülkemiz için çok anlamlı bir bayramda. Kızlarımız çok anlamlı bir galibiyet elde ettiler. E, Kaptan... Hemen sıcağı sıcağına maçın yorumunu rica edeyim senden. Ben de öncelikle herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle de gerçekten bize çifte bayram yaşatan kızlarımızı da kutluyorum. Ulu Ondar Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle anlıyorum. Gerçekten inanılmaz güzel bir maçtı. Acayip keyifli bir maçtı. Geri düştüğümüz zamanlar oldu. Tekrar ayağa kalktık. Yani görmek istediğimiz milli takım bugün gerçekten sahadaydı. Ve e, tekrardan çok gururlandım ben. İşte biz... ...buyuz. Yani hani Belçika maçını... ...evet bir kenara koyuyoruz ama... ...oynamamız gereken maç buydu... ...ve oynadık yani. Olmamız gereken yerde... ...oynamamız gereken yerde... ...acayip performans gösterdik ve... ...3-0 gibi net bir skorla... ...bu dur değil Kola mi? Oynayan. Evet yani bu. Gerçekten budur. Yani e, biz şimdi... ...tabii aslında bir şüphemiz yoktu kaptan. E, Belçika evet. maçından sonra hafif böyle... ...bir karamsar hava ortaya çıkmıştı... Evet. ...ister istemez ama... Ee, sen zaten e, bu maçın havasının çok farklı olacağından bahsetmiştin. Çatır çatır bir maç. Ki Polonya'da aslında zaten beklediğimiz gibi evet. çok büyük bir mücadele verdi. Hep setlere iyi başladılar ama takım enerjimiz e, mücadele olağanüstü derecede iyiydi. E zaten hava takımın içindeki havadan ne kadar kazanmak istediklerini görüyorsunuz. Polonya ile aslında belki istatistiksel olarak büyük bir fark yok aramızda ama evet, evet. kırılma anlarında o inanç, o gözlerimizdeki inancı görüp ona göre cesurca hareket ettiğimiz için çok kolay. Yani hep böyle bir hiç heyecanlanmadım aslında. Bu ne Şimdi kadar ben kadar diyecektim kapta. geri düşersek düşelim hiç heyecanlanmadım. Alacaklarından emindim. O hissiyatı bana geçirdiler çünkü. Ya sen şimdi zaten maç izlerken oldukça cool bir yapın var. <laughs> çok fazla şey gördün, yaşadın. Çok heyecanlanmıyor gibisin ama tabii içinde fırtınalar kopuyor olabilir ama bugün ekstra ben onu izlerken hissettim evet. ya kaptan. E, bu maçı kaybetmeyeceğiz diye düşünüyor ben hissettim. Evet evet Seni, yani çünkü sen sana bakarken o oyun tarzıyla biz dedim kendi hani 3-0 alırız Hı -hı. yani ilk sete mesela e, Hande çok iyi başladı, Ebrar biraz düşüşlü inişli çıkışlı oynadı. İkinci sette Ebrar saza elini aldı zaten ikinci setin kırılma anında Ebrar'ın servisleri ve ben yani olsun. dediğimiz gibi hep servis 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 o kadar iyi attık ki. Artık adres belliydi. Yani Voloş gibi dünyanın en iyi pasörü bile evet, evet. bizim bloğumuzu durduramadı. Ve ee, bayağı da yıprandı Voloz'da yani. Evet. Biraz pasları falan da artık maçın sonunda etkilenmeye de başladı. Yani üçüncü sette ben biraz şey hissettim. Artık antrenörün taktiğine biraz inanç kaybı olmuştu Herkes <laughs> kendi bireysel kararlar almaya başladı Polonya takımında. 2 tane challenge alamadılar. Bir bir güven sarsılması oldu antrenör ekibiyle sporcular arasında. Üçüncü seti zaten o yüzden dağıldılar. Yani ona <laughs> şey Doğru. Ee, o gerçekten o challenge alamama konusu değil mi? Yani evet. hani burada bir staff'la oyuncular arasında bir karışıklık ee, bir, yaşandı gibi. Bir kopukluk oldu. 8 saniyeniz var. 8 saniye içinde almanız <laughs> gerekiyor. Alamazsanız eğer o hakkınızı kaybediyorsunuz. Böyle bir iki iki defa sporcular ısrar etmesine rağmen bir türlü o challenge'ı alamadılar ve orada 8 saniye geçti ve hani o haklarını kaybettiler. E, oynadılar 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 o kadar büyük bir direnç var ki Türkmen Türk öyle bir dirençle karşılık veriyor ki 3. ses başlarken de hani biz tamam antrenör bize bu taktiği verdi ama artık biz de başka bir şey yapalım ama o işte oyun disiplininden çıkarttı onları ve biz hani bariz bir üstünlükle Bitirdik 3. seti de. Maçı kopartmayı başardık. Tabii evet. ee, şöyle de bir durum var. Şimdi istatistikler de gelecek önemi onları da Hı -hı. soracağım sana ama ee, aslında VNL'de biz bu Polonya'ya kaybettik. 3-0 kaybettik ama o maçta benzer bir şekilde geçmişti. Bilhassa ilk seti hatırlarsan ee, biz kötü başladık ya da onlar Hı -hı. farkla başladılar. Daha sonra o setin ortasında yakaladık setleri kaybettik bugün tam tersi. Bugün o kadar büyük bir inanmışlık ve adanmışlık vardı ki bence biz bu maçı... Beş günde oynasak herhalde kaybetmezdik diye düşünüyorum. Ya tabii zaten biz bugüne kadar muhtemelen dokuz defa falan Polonya mil takımıyla <laughs> maç yaptık. İşte sekizini kazandık. Evet bu sene dört kere yapmışız. Tabi evet, Tabii hazırlık maçları da var. Bir tane kaybettik. Ee, o da bir yenelde. Bir yenelde kaybettik. Aslında hani bizim Polonya'ya karşı bariz bir üstünlüğümüz var her zaman. Ama ee, Polonya bizi çok yoran bir takım. Çünkü benzer e, oyuncular, benzer yani kendimize karşı oynuyor gibi. Yüz <laughs> o yüzden e, bizi yoran bir takım. Ama hani galibiyet olarak biz hep onlardan kaç defa oynadıysak 9 defa oynadık, 8'inde galip gelmişiz. Bundan bir şüphemiz yok. Biz sadece bizim kırılganlığımızı arttırmaması için 3-0 gibi net bir skor çok önemliydi kızlar da bunu başardı zaten Yani söyleyecek gerçekten hiçbir şey yok o öyle olsaydı da böyle olsaydı diye çok mutlu ettiler evet. bizi gerçekten ve ayrı ayrı oyuncu performanslarına da belki biraz değinebiliriz az sonra Hı. soruları da alacağım zaten bu minvalde sorular da geliyordur bütün ülkemiz artık senden tabii oyuncuları tek tek de analiz etmeni istiyorlar ama sanki Gizem'in maç devam ettikçe en iyi maçı gibi geldi evet. bana Gizem'in ba bariz bir şekilde hı hı. çok iyi oynadı. O da sahanın içinde hem kafa olarak hem fiziksel olarak kafanın içindeydi, e, sahanın içindeydi ve bunu çok rahatlıkla görebiliyordunuz. Zaten performansına da yansıdı. Ben dediğim gibi hani Gizem'den bir sürpriz bekliyordum. Evet, söylemişti. Ee, zaten yani bunu sürpriz olarak saymıyorum. <laughs> final ve yarı final ve finalde bekliyorum o daha büyük sürprizleri inşallah. Ee, çünkü gerçekten hepsi bütün e, Kızların hepsi çok yetenekli ve her türlü performans gösterebilecek kapasiteler var. Er. O yüzden ben hepsine güveniyorum. Bakalım şimdi İtalya ile ne yapacağız? <laughs> e, asıl soru orada ya aslında şöyle de yorumlar vardı. Polonya maçı sanki İtalya maçından daha zor geçecek gibi bir algı ya da bir konuşmalar da e, ben gördüm sosyal medyada ama. Ya Pek buna ben katılmıyordum açıkçası. Bilmiyorum şu anda da biz Polonya'yı işte sen de daha önce bahsettin. Evet. Polonya'ya karşı bir bizim avantajımız üstünlüğümüz var. Hı hı. Ee, ve Polonya'yı 3-0'la geçmeyi başardık ama herhalde oynanan oyun senin işaret ettiğin o takımın enerjisi tam turnuvanın en böyle civcivli anında evet. tam olması gerektiği şekilde öyle değil mi? İtalya maçı öncesinde bizi evet. en çok umutlandıran yani bunu, şey bu. Evet buna ihtiyacımız vardı. İtalya çok iyi bir takım. <laughs> hani bunda bir hani biz İtalya ile hep bir sürü maç yaptık. Yendik yenildik. Hani Polonya'ya bariz bir üstünlüğümüz var. Ama bu oyunu biz zaten sahaya tekrar koyarsak İtalya da direnemez. Sırbistan da direnemez bunu. Çünkü sahada hiç vazgeçmeyen son topa kadar mücadele eden hiçbir topu bırakmayan bir milli takım vardı. Bunu biz sahaya Önümüzdeki inşallah e, yarı final ve final maçlarına da gösterirsek bunu, buna kimse zannetmiyorum ki direnebilsin. Ee, şimdi tabii Vargas 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 demekten <laughs> e, biraz e, dilimizde tüy bitti ama bunları hak ediyor. Şöyle bir yorum geldi seyircilerimizden bir tanesi şey yazmış. Allah neslanı izleyemeyen jenerasyona Vargas'ı gönderdi diye <laughs> e, müthiş derecede takımı krizler olduğu zaman tabii ki bu yani voleybol ve zaman zaman biraz tabii işler ki. sıkışıyor psikolojik olarak. Oralarda Vargas'ın e, bize gerçekten dokunuşu inanılmaz değil mi? Ya yani? Vargas'ı izlemesi şöyle keyifli çok kolaymış gibi gösteriyor. Hani o topu vurmak onun için böyle bir <laughs> hani... Zaten hani bu ben bunu yapıyorum da hani siz buna şahit oluyorsunuz. Bunda bir şey yok ki gibi. Hani öyle bir rahatlık var hani bir suratında bir zorlanma ifadesi bir yani yandım ölüyorum bitiyorum nasıl öldüreceğim <laughs> falan yok yani. Hani bu benim için gayet normal. Yani buna bir, siz de biraz önce alışın ve bunu normalleştirelim der gibi. Ee, çok keyifli o yüzden izliyorum. Yani 40 tane top almış. Bunun 22 tanesinde sayıya... 24 sayısı var. İki tane de servisten sayısı evet. var. 22 atakta sayı yapmış. Yüzde evet. 55 gibi çok büyük yüksek bir yüzdeyle oynamış. Ama dediğim gibi işte e, dört numaralarımızın yeri geldiğinde de yardımları ilk sette Hande, ikinci sette Ebrar. E, üçüncü sette zaten herkes coştu. Evet kesinlikle. E, evet. O aldığımız yani iki sıvının güveniyle bütün herkes e, elinden gelen en iyisini ortaya koydu korkmadan. Hande'yi soracağım. Ee, şimdi tabii daha önce de konuştuk Belçika maçından sonra biraz artık film netleşiyor gibi evet. görünüyordu. Ve Hande e, belki top yani sen bahsetmiştin kaptan çok da güzel bir noktayı temas etmiştin. Timing de evet. biraz top öldürmede zorlanıyor Hande ama evet. e, hem servis karşılamada hem de arka alan defansında çok iyi işler yaptı bugün. Evet geçen sefer hani konuşulmuştu bir seyircimiz sormuştu Hande Ebrar defansı. Nasıl olacak falan filan diye bugün gördük yani evet. dediğim gibi hani biz bloğumuzu kurduğumuz anda e, defans yani orada durmaları yetiyor yani <laughs> o kadar hani manşet teknikleri var e, gayet iyilerdi bence o anlamda da hani ben ikisine de güveniyorum yani zaten antrenörümüzün verdiği taktikten de hiç dışarı çıkmadılar orada gözüküyor zaten taktiğin ne olduğu hepsi üzerine düşen görevi sonuna kadar yaptı. %71'le pozitif manşet, %35'le evet. e, mükemmel manşet aldı Hande. 17 tane manşete girmiş. Yani bayağı bir yük çekti. Evet. Ebrar, e, Vargas biraz belki iki sette bizi taşırken Ebrar ve Zehra'nın da üçüncü sette Hı -hı. devreye girmesiyle senin de dediğin gibi koparttık Polonya'yı evet, herhalde. yani Ebrar'ın manşette en çok zorlayan yani bence yüzdesini düşüren Ebrar'ın Ebrar Volosh'un servisleri Hı -hı. oldu. Çok evet. çok üzerine evet. üzerine attı. Yani Ebrar çok uzun boylu bir sporcu olduğu için e, ayağını açıp topu yana almakta e, daha ağır kalıyor. Voloş e, bunu bildiği için çok tecrübe. Direkt yüz, üzerine üzerine attı. Orada birazcık Ebrar zorlandı ama onun dışında zaten hani highball'da yüksek topta bir sıkıntımız olmadığı için e, onların hepsini sayıya çevirdik. Çok güzel bir galibiyet gerçekten. Yani ağzımız kulaklarımıza varıyor ve e, şimdi Goat'a da Bayağı sorular geliyor. Şöyle seçmem gerekiyor. <laughs> ee, bakayım güzel sorulara. Polonya'ya set vermeden alınan bu maç en çok da biz izleyicilere bir mesaj bence. Sultanlar bize güvenin dedi diyor izlenimiz Hamza Altıntaş. Yani biz zaten güveniyorduk. Biz bunları anlattık. Biz anlattık. <laughs> biz bunları, bunları yazdık kitaplarımızda diyorsun. Bunları söyledik. Bu çocuklar maç seçiyor dedik. Yani hani çocuklar... Vallahi yani oynayacakları maçı biliyorlar. Zaten hakikaten birazcık da öyle. Bütün maçları... Yani bu lig sezonunda da öyle. Bütün maçları kazanabilirsiniz. Kazanabilirsiniz. Çok iyi oynayabilirsiniz. Ama esas oynamanız gereken yer... Yarı final. Final. Değil çeyrek mi? final. Yani... O ondan, ondan öncesi gerçekten ya oynamaları gereken yerde sahadalardı bugün kızlar. O zaten çok umut verici. Ee, şimdi aslında tabi yani bizim takıma nasıl önlem alınabilir gibi sorular soruyor ama dediğim gibi yani kaptana kaptana herkes izlediği için yani bu şaka değil ee, ağzından çıkacaklara herkes böyle biraz fazla konsantre O yüzden kimseye böyle malzeme vermek istemiyoruz. O yüzden buraya geçiyorum. Ee, Hande beş kez bloklandığında bile Derya düşünülmedi. İki maçtır pek düşünülmüyor gibi ihtiyaç halinde e, bu biraz sorun yaratırmış. Yaratır mı diye soruyor Doğukan Bey. Yani şimdi şöyle bir şey var. Şöyle düşünüyorum. Santrali tabii ki de e, hani bizden çok daha veriye <laughs> sahip sporcular hakkında. Hem psikolojik hem fiziksel. Yani inanıyorum ki bir sürü elinde verisi var. Ve buna göre hareket ediyor. Şimdi bir hani Hande'nin kendine güveni tazelemiş bir Hande'nin e, ve bu arada hani beş tane blok vurmuş olabilir ama nokta manşetleriyle bizim hücumumuzu çok rahatlattı. Yani bir ara Evrar tekli bir blokta vurdu. Yani ki normalde Ebrar'ın topu yüksek bir top, Ebrar'ın tekli bir blokta kalması zor bir şey. Bu demek ki manşetimiz o kadar iyi geliyor ki pasörümüz rahat oyunu dağıtabiliyor. E, o yüzden de Hande'nin manşeti de. Bizim için çok önemli. Şimdi Derya'nın evet hücumda çok iyi ama manşette bir parça handikapı var Derya'nın. Bize bugün manşet lazımdı. Antrenörümüz böyle uygun gördü. Manşet lazımdı ve Hande'yi sonuna kadar oyunda tuttu. Hande de üzerine düşeni bence yaptı. Ee, bu maçta orta oyuncularımızı pek kullanamadık. Ee, bu konuda Kaplan ne düşünüyor? deniyor ki ben de hemen istatistikleri vereyim. Zehra tabii sonda inanılmaz coştu evet. Zehra. Yani müthiş bloklar ve orada tam kendine geldi. Eda e, 4 sayı, Zehra 5 sayı ve 8 tane maçta bloğumuz var. 9 tane de Polonya'nın bloğu var. 4'ünü zaten de orta oyuncularımız yapmış. Evet. Yani 3 tane Zehra, bir tane Eda yapmış. Yani kullanamadık derken bence gerek kalmadı hı hı. biraz hı hı. da. Yani set, setin başında Cansu denedi, oynamayı denedi. Elif girdiğinde denedi. Yani hani öyle bir büyük bir şey görmedim. Onların yapması gereken bizim için en önemli olan şey blok zaten. Yani bir orta oyuncunun evet hücumda çok büyük bir yükü yok. En önemlisi onun blok. Orta oyuncuların ve inanıyorum ki yani şimdi bize önlem almaya kalkacak İtalya belki de diyecek ki Eda ile Zehra'yı biraz daha azatıyorlar bırakabiliriz. <laughs> o zaman da işte Can veya Elif diyecek ki hadi bakalım buyurun <gülüyor> sizin. <gülüyor> Sen zaten bunu çok fazla vurguladın. yani e, sürekli olarak aslında biz çeşitlendirebilen evet. bir takımız ve bir yerlere önlem alındığı zaman başka parçalarımız da devreye evet, giriyor. Şu evet. anda herhalde en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Bu. Ve Bence de en iyi oyunumuzu daha göstermedik Daha göstermedik. Diye Ama herhalde en pozitif ve en böyle kendimizden emin, coşkulu, yüzlerin güldüğü ve psikolojik olarak belki de en iyi halimizi şu anda yakalıyor gibiyiz. Herhalde bu en büyük güven. Tabii ki de yani artık turnuva havasına iyiden iyiye girildiğini görüyoruz zaten sahadaki performansa. Dışarıda zaten hani takımımız çok iyi arkadaş hepsi çok iyi arkadaş oldukları için bunu sahaya da e, yansıtabiliyorlar. Öyle olunca yani vallahi çok heyecanlıyım. Bir an önce ayın biri gelsin de şu İtalya maçını. <laughs> ben daha heyecanlıyım onlardan. <laughs> ya İtalya çok merak ediyorum. Biz İtalya ile ilgili de konuştuk kaptan. Ee... Turnuva başından beri İtalyanlar biraz da bizim üzerimize oynuyor gibiler İşte Anna Danesi'nin açıklamaları oldu biz onları en iyi zamanımızda zamanlarında hep yenmeyi başardık gibi İşte Vargas'a biraz fazla e, parantez açtılar e, biraz da onlar bizi çomaklamaya çalışıyorlar biz onların içinde ufak bir sıkıntı var gibi hep konuştuk seninle ama onlar da bizim üzerimize oynuyorlar. Ee, dün de mesela Fransa maçı. Gençlik hatası sonra... diyelim yani. Bize, bize o daha çok. <laughs> Risk mi alıyorlar? Yani... Kamçılar Biraz, değil mi? Bize? Evet ateşle oynamışlar. <laughs> ee, bugün de mesela şey. E, şimdi hakikaten bize böyle şeyler iyi geliyor. Bilmiyorum sen evet. tabii e, çok daha iyi yorumlarsın bunu ama. Polonyalılar da e, Ebrar'ın bazı harekette işte zaman zaman ölçü kaçıyor falan gibi. Ee, açıklamalar yapmış. Ee, sanıyorum Chitkovska yapmış bu açıklamayı. Witkovska, ee, Vitkovska, Witkovska yapmış bu açıklamayı. Bunları tabii oyuncular görüyor ya da herhalde staff gösteriyor mudur ya da arkadaşları gösteriyor mudur? Çünkü biz çünkü buralardan çok iyi e, motivasyon devşiren bir Aa, Evet, milletiz. evet. Yani biz bunu performansa <laughs> çevirebiliyoruz yani. İnşallah bu söylemlerin ardı arkası kesilmez <laughs> ve hani kızlar bunu sahada en iyi şekilde cevabını verirler. Yani ee, Ebrar'ın sevinme şekli alışılmışın dışında Hı -hı. olabilir Hı -hı. ama zaten orada hakem o ayar kaçtığı zaman uyarır. Bugüne kadar da ben Ebrar'ın henüz uyarıldığını görmedim. Yani sadece farklı seviniyor diye e, neden hani çizgiyi aşmış oluyor anlamadım. Ee, yani çok gayet oyun içerisinde. Evet. Yani öyle Bir çizgi yaşam durum olsa hakem hemen uyarır. Ee, şimdi e... Yine seninle ilgili bir soru gelmiş ki bunu oyunculara bağlamaya çalışacağım. E, seni çok iyi takip eden izleyenlerimiz var. Bir tanesi e, sevgili Hilal diyor ki e, bir röportajında şey demişsin ben antrenör olamam çünkü nasıl yapılmadığını bilmiyorum. E, benim için yapmak kolay ama ben sporcuya nasıl yapamıyorsun ki derim. O da e, bir parça belki sorun evet. mu yaratır artık sen öyle herhalde bunu düşünerek söyledin evet. değil mi? Sporcu da bunu böyle bir şey duymayı çok sevmez yani. belki dedim. <laughs> <laughs> e, ama e, şu anda oyun yani Santarelli'nin oyuncularla birebir iletişimi çok güzel görünüyor. Yani e, şöyle tahtaya vuralım yani tamam. burada cam var ama <laughs> şurada tahta Burada tahta var değil mi? Buraya vurduk. Herhalde yani bizim korktuğumuz işte biraz böyle antrenör oyuncu ilişkileri zamanla yıpranabilir çok yeni yeniden şey falan derken Santarelli sanki belli bir çizgide tutmayı başarıyor gibi evet. ve kızlar da güveniyor Santa'ya. Yani tatlı sert bir galiba bir orada bir güzel bir iletişim şekli var ve bu çok önemli zaten hani ben o yüzden antrenör olamam ah canım ben herkes severim <laughs> orada yani birazcık şey yapman lazım kızman gerektiği zamanda kızman veya hani sinirlenmen veya desteklemen gerektiği yerde desteklemen ben o anları kaçırabilirim diye düşünüyorum ve hani gerçekten de birine e, biri yani böyle gösterirsiniz anlar. Böyle gösterirsiniz anlamaz onu da bilmiyorum Hı -hı. nasıl ama Santarelli zaten yıllardır kendini göstermiş bir e, antrenör ve bir sporcunun alınabilecek en büyük verimi alıyor. O da bu da onu çok iyi bir antrenör yapıyor. E, Pamir yanık'tan gelmiş soru izleyicimizden. Santarelli ilk defa pasör değişikliği yaptı. Buradaki strateji tam olarak neydi? Elif ve Cansu aynı yerlerde girip çıktılar setlerde diyor izleyicimiz. E, setin ortasında yani bir kere girip çıkabiliyor bir Hı. kurallar gereği. E, setin ortasında genelde Cansuyla e, Elif yer değiştirdi. E, bloğu yükseltmek. Ee, ve evet. blokta da daha iyi yer kapatmak için yaptı bunu. Çünkü biraz Cansu'nun elleri yani zaten ağır çekimde de görüyorsunuz biraz daha dağınık Hı -hı. Elif'e göre elleri. Birkaç tane güzel bir blok yaptı ama bugün yaptı, Cansu. Yaptı yaptı evet. Ee, ondan sonra ama onun için bence yani Elif'i e, bloğu yükseltmek orta oyunculara iyi bir e, çünkü sürekli paralel'e Cansu'nun eline vurmaya başladılar. Hı -hı. Hani blok out olsun blok out olsun diye onun önüne geçmek için Elif'i soktu. Ee, yine pasörle ilgili sorular var ama zaten onları cevapladım. Ee, bir de ben sana tabii İtalya eşleşmesini soracağım artık yavaş yavaş e, kaptan. Yani e, İtalya'ya baktığın zaman şimdi tabii onlar e, Fransa'yı 3-0 geçip e, geldiler ama onlar da ilk sette çok rahat değiller. E, yanılmıyorsam e, 29-27 bitti ilk set. Hı hı. Fransa tabii en güçlü takımlardan bir tanesi değil ama e, ee, İtalya ile şöyle bir bizi teraziye koyduğun zaman ne dersin? Yani şimdi İtalya'da çok önemli oyuncular var. işte Hı. Danese, Gonu yani hepsi uzun yıllardır hem kendi takımlarında hem de milli takımlarda oynayan e, sporcular. İyi bir takımlar ama çabuk dağılabiliyorlar. Yani eğer biz bugünkü gibi bir direnç gösterirsek onlar da hızlıca dağılacağını düşünüyorum. Yani ne kadar çok bilmiyorum egonuyla mı başlayacak, kimle başlayacak. Çünkü hani biraz da kafamızı karıştırdı <gülüyor> antrenör. <laughs> Belki de ee, hedefi buydu. Yani hani e, ama bence ...baya e, bayağı bir hazırlanmıştır bizim kızlarda antrenör ekibimizde. Kim oynarsa oynasın. Muhtemelen bir taktiğimiz şu an zaten hazırdır. Belli olduğu anda bütün antrenörler çalışmaya başlamıştır. Hücum yönleri artık yani kızların kahvaltıda ne yediğine kadar <laughs> analiz edilmiştir. E, vallahi Ama yani kolay bir maç olmayacak. Bundan eminim. Yani hi, bugünkü gibi olsa keşke inşallah öyle olur. Ama onların da bir, bir sürü hücum silahı var. Ben e, gerçekten çok... Yani e, düşündüğüm zaman biraz böyle yani endişeleniyorum diyemem ama yoğun ve gergin bir maç olacak evet. gibi geliyor. bana burada biz e, dedim ya işte programın başında seni izlerken ben çok rahattım çünkü hı hı. sen hiç böyle bir e, kaybedecekmişiz evet. gibi bir havan zaten yoktu onu görünce biz de rahatlıyoruz. E, ama İtalya maçında sanki biraz daha böyle, daha gergin bir atmosfer olabilir gibi geliyor. Ama İtalya'da kendi evinden buraya gelecek evet. e, yarı final için. Bu da İtalya'yı biraz etkiler mi sence? E, tabii Sürekli bir destekle oynadılar. bir seyahat süreci var. Muhtemelen onlar dün oynadı galiba İtalya. Bugün herhalde Belçika'ya gelmiş olacaklar. Hı -hı. E, yarın bir antrenman yaparlar. Biz sahaya daha alışkınız Hı -hı. en azından. Hı -hı. Öyle bir avantajımız var. Biz hani birkaç gündür o sahada antrenman yapıyoruz biliyoruz ama hani bu seviyede zaten bunlar çok küçük Hı -hı. nüanslar. Ee, ama en azından kendi evlerinde oynamıyoruz çünkü İtalya'nın seyircisi de gerçekten çok baskıcı ve e, sahadaki yedinci oyuncu gibi olabiliyorlar. Evet. O yüzden e, burada Belçika'da oynadığımız için mutluyum. <laughs> Şimdi İtalya'ya maçına. Güzel bir soru var. E, stüdyodan da özel olarak bu sorunun sana iletilmesi konusunda bana bir baskı yapılıyor ama öncelikle final yolunu e, bir ekranlara yansıtalım. Zaten çok da farklı, beklenmedik bir final yolu olmuyor şu ana kadar herkesin beklediği şekilde ilerliyor turnuba. Şu anda da ekranınızda görüyorsunuz zaten İtalya ile yarı finalde karşı karşıya geleceğiz. Hollanda yarı finalist oldu ve İtal Sırbistan'da da Çekya karşı karşıya gelecek. Final yolu bu şekilde efendim ve e, şimdi son bir teknik soru daha soracağım ve daha sonra o sormak istediğim özel soruya geçiş yapacağım. <laughs> Erkek voleybolunda sık görülen çift libero oyun sisteminin kadın takımımızda da değerlendirilmesi hakkında ne düşünüyor o kaptan? Simge servis karşımada Gizem'de defansla değerlendirilebilir mi? Zaten biz bunu zaman zaman yapıyoruz. Yani zaman zaman, zaman, zaman hani öyle bir Ayça'yla zaman zaman Ayça'yı hani smaçörün yerine sokuyoruz falan filan hani öyle bir bence ee, çok gerekli mi şu an için? Değil ama o yüzden zaten yedek libero'muz var. Herhangi bir aksi durumda zaten hani o gün gizem manşet alamıyorsa simge ile devam ederiz. Defansa da örge devam eder. Ya yani bunda bir şey yok. O antrenörün hı hı. o günkü e, kızların performansını değerlendirmesiyle alakalı. O, bugün hani Gizem hem defansa hem manşette iyiydi zaten yani Kesin, e, gerek yoktu kesinlikle. hani onun o elinin sıcaklığını götürmeye gerek yok ama hani takıldığı bir yer olursa e, aslan gibi Simge de orada var o da çok iyi bir libero o yüzden olabilir neden olmasın? Her şey şu anda yerli yerinde evet. e, hiçbir şey herhalde ellememize gerek yok şu anda tam <laughs> istediğimiz yerde bulunuyoruz diyerek. Ee, yavaş yavaş voleybol sohbetini noktalayacağım ama. Şimdi diyorlar ki Goat'un gömleği konusunda genel bir böyle çok büyük bir sohbet olmuş. Herkes çok beğenmiş. Nereden aldı? gömleği diye soruyorlar. E söyleyeyim mi markasını? Yani <laughs> ya Çıkınca sanki. söylerdim ya. Niye bunu yayına taşıdınız? <laughs> Hayır bunu seyircilerimiz de merak ediyor. Öyle mi? Şimdi, İpek tabii. yoldan aldım ya. Evet. Yerli malı, yurdum malı. Herkes onu kullanmalı yani. Son derece İpek güzel. İpek yoldan yani. aldım. Çok, ya. çok şık ve renklerin ederim. ağırlık kazandı, öne çıktı. Çok çok bugüne çok de yakışır. Cıvıl cıvıl bir güzel gömlek diyelim ve yavaş yavaş herhalde toparlayalım programımızı. Bugün çok keyif aldık yani. Evet o e, inşallah Allah'ım. E, hep böyle Ayın devam etse de. e, ne kadar güzel olur. Biz e, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz efendim. E, kaptan ağzına sağlık. Çok, çok teşekkür teşekkürler ederiz. Gene e, büyük keyif verdin. Sevgili Neslihan Demir'le birlikte ben Emre Yazıcıoğlu Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı müthiş de bir galibiyetle çok keyifli bir program yaptık efendim. Vestel'in katkılarıyla voleybol ülkesi bugün için sona geliyor ama İtalya maçından sonra yine sizlerle burada buluşacağız. Umarım yine aynı havada, aynı tempoda, aynı mutlulukla sizlerle yeniden birlikte olmak istiyoruz. Sorularınızı bize göndermeye devam edebilirsiniz. Hoşçakalın.